Evet, bu sıralar çok sık gelen bir soru bu. Hani kayıtlara geçmesi açısından da güzel olacak. Yaşar Nuri Öztürk namazın 3 vakit olduğunu, diğer ikindi ve yatsı namazlarının geleneğin bir ilavesi olduğunu söyledi ve söylüyor. Bunu ben de duydum. Ve bu gerçekleri gizliyorlar dedi. Önce bu bir. İkincisi de 4 rekatlı farz namazların sadece ilk 2 rekatı farz, diğer ikisi ise Peygamber Efendimiz'in ilavesidir diyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Ya şimdi öyle bir soru sordun ki kaç ne kadar bakayım vakit yeter mi? 20 dakika var. Aslında sadece bir ayet bile bunu O zaman kısaca ben cevap vereyim. Çünkü uzun cevap. Yani bunların cevapları bizim internet sitemizde var. Hud suresinin 114. ayeti. Gerçi maalesef ayet öyle meal veriyorlar ki. Ya Rabbi ben sana sığınırım. Yani meal okuyun diyoruz ona pişman ediyorlar insanı. Ama tabii bunu yapan hocalar. Yapan hocalar evet. Maalesef. Bak şimdi burada hiç o tefsirine bakmayın. Ben anlatayım. Orada bir de bir canımızı sıkacak bir sürü lüzumsuz şeyler var. Diyor ki burada Allahü Teala ve akimus salate tarafeyin nehar. Gündüzün iki tarafında namazı tam kıl. Şimdi Arapçadaki taraf kelimesi Türkçe'ye aynen geçmiştir. Şimdi ben şunun iki tarafından tuttum. Bir tarafından da sen tutar mısın Yahya? Tut bir tarafından. Bir dakika. Taraf. Ucu, uç dememiş mi taraf? Genelde buralar anlaşılıyor ya. Hayır. Taraf bölüm demektir. Tut bakalım. Heh, tamam. Sen de bir tarafından tut. Türkçe olarak dedim. Türkçe'de bir tarafından desem tut test desem tamam. Heh. Arapçada da aynıdır. Taraf uç manasına da gelir. Bölüm manasına da gelir. Bölüm Arapçada. Gündüzün iki tarafında şimdi gündüz güneşin doğmasıyla batması arasındaki vakittir. Gündüzün iki tarafı demek güneşin doğmasından batmasına kadar iki tane namaz kıl demektir. İki tane namaz kıl. Bu ne zaman, bunun ilk namazı ne zaman? Onu da İsra suresinin 78. ayeti diyor ki اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ Güneşin batıya kaydığı vakitte kıl diyor. Birinci, ilk namaz güneşin batıya kalktığı. Bu şimdi günün bir tarafı mı? Bölümü yani. Birinci bölümü öğlen vakti. Bak ayetin birisi gündüz iki tane namaz kıl diyor. Öbürü de ilk kılınacak namazın öğlen olduğunu söylüyor. Güneş batıya kaydığı zaman. Peki gündüz iki tane namaz kılacağına göre güneş batıya kaydığı zaman bir tane kılacaksan, güneş batana kadar bir tane daha kılman lazım, değil mi? O zaman mantıken hiç kimseden bir şey öğrenmesen, sen bunun ikinciyi nereye koyarsın? Öğleyle tam güneşin batmasının ortasına koymaz mısın bunu? Tam ortasına gelir. Yani o güneşin batıya kaydığı anda öğlen namazı. Ondan sonra diyor ya Peygamberimiz, İşte bir çubuğu diktiğiniz zaman kendi boyu kadar gölgesi olduğu zaman. Gölgesi kendi boyu olduğu zaman demek öğlen vaktindeki gölge çıktıktan sonra demektir. Şimdi öğlen vaktinde diktin. 1 metrelik bir şeyin yarım metrelik gölgesi oldu diyelim. Bunun gölgesi 1,5 metreye çıktığı zaman öğleyle ikindinin saniyesi saniyesine tam ortası olur. İşte peygamber bu. Öyle bir şey söylüyor ki biz şimdi kutuplarda namaz konusunu Allah'a şükür sonuna geldik. Yani bunu nasıl hesap edeceğiz kutuplarda? Gerçekten ikindi ne yapacağız? Yerimiz ayağımıza şey yaptı. Bir de gölge boylarına baktık ki Peygamberimizin söylediği tam öğleyle güneşin batışının tamı tamına saniye saniyesine ortasına geliyor.
İşte ikinci taraf. Peki gündüz kaç namaz kılmak lazımmış bu ayete göre? 2. Ondan sonra da diyor ki ayet 114. Ve zulefem minel leyl. Gecenin gündüze yakın zamanlarında da namaz kıl diyor. Gündüze yakınlığı neyle anlarız? Aydınlıkla anlarız. Gündüze ait aydınlık kalacak değil mi? Güneş battıktan sonra hava kararıyor mu? Kararmaya başlıyor sadece. Bir namazı o vakitte kılarsın. Biraz sonra batı ufkunda kırmızı bir kuşak dağılmaya başlar. O zaman da ikindiyi kılarsın. Hava karardı mı yatsının vakti biter. Peki bunu şey söylüyor işte. İsra 78. Akimiz salate yedulukiş şemsi ila gasekil leyl. Güneşin batıya kaymasından hava kararmasına kadar kıl. Hava kararınca gündüze yakın vakit bitmiş oluyor. Ondan sonra ve Kur'an el fecr diyor. Fecir ışıklarının toplaştığı zamanda kıl diyor. Işıklar toplaştı, daha sabah oldu deniyor aydınlığa bakarak değil mi? Yani güneşin doğması yakın. İşte üçüncü yakın vakitte bu. Üç tane, zülef kelimesi zülfenin çoğuludur. Arapçada çoğul en az üçü gösterir. İki tane gündüz. Üç tane de gece kaç etti? Beş bitti. Beş işte. Bakın her şeyiyle birlikte Allah-u Teala anlatıyor. Peygamberimiz hadis-i şerifinde bunu açıklıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Kur'an'da namazın beş vaktinin beşi tüm ayrıntılarıyla anlatılır. İnşallah bizim kutuplarla ilgili çalışmalarımızı ortaya çıktığı zaman göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim kutup bölgesinde ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Kur'an'da yok yok. Peygamberimizin bize bildirdikleri bizim Kur'an'dan hemen anlayamadığımız şeylerdir. O Kur'an'da olandır. Başka bir yerde değil.